Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Bu hafta sizlerle 4. ünitemizle alakalı sorular çözeceğiz inşallah. Hemen sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz: bu metinden hareketle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Kendisinden sonra kesinlikle bir peygamber daha gelmeyecektir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur ifadesiyle bildirilmiştir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin sonuncusu olduğunu ifade eden kavram Hatemül Enbiya. Cevabımız A olacak. İkinci sorumuz: yukarıdaki sözüyle peygamber bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir? Ben ruhbanlıkla emrolunmadım. Evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi Ramazan ayı dışında tutmadığım da olur. Bu hadisi şerife baktığımızda Peygamber Efendimizin insani yönüne vurgu yaptığını görüyoruz bu sözüyle. Burada ruhbanlık kavramı bize yabancı gelmiş olabilir. Nedir ruhbanlık? Dünyadan elini eteğini çekmek, dünya ile olan bağı koparmak anlamına gelir ve İslam'da hiçbir şekilde ruhbanlığın yeri yoktur sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuz: aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insani yönü ile ilgilidir? Şıklarımıza bakıyoruz. Cevabımız D. Gençliğinde ticaretle uğraşması. Dördüncü sorumuz: bir adam Hazreti Peygamber'e geldi, onun karşısında durunca korkudan titremeye başladı. Bunun üzerine Peygamberimiz korkma, rahat ol, ben kral değilim, ben kral değilim, ben ancak Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum dedi. Bu olayda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Şıklara bakıyoruz. Cevabımız C olacak sevgili öğrenciler. Allah'ın kullarından biri olması. Beşinci sorumuz: bu ayet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Bu ayet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Şıklarımıza bakıyoruz. Evet, cevabımız C olacak. Rahmet peygamberi olması. Altıncı sorumuz: ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğreniniz. Verilen hadisler ışığında aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Şıklarımıza bakıyoruz. Evet, cevabımız Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı olmuştur olacak sevgili öğrenciler. Tabii Peygamber Efendimiz ibadetleri açıkladığı gibi ibadetler dışında diğer konularda da açıklamalar yapmıştır sevgili öğrenciler. Yedinci sorumuz: Kur'an vahyi devam ederken anlaşılması güç ve kapalı bir ifadeyle karşılaşıldığında Müslümanların sergilediği tavır aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Cevabımız B. Anlaşılmayan kısımları peygamberimize soruyorlardı. Sekizinci sorumuz: peygamberimiz bir melek değildi, bizler gibi bir insandı. Onun bu özelliği aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? Efendimizin bir melek olmaması ve bizler gibi bir insan olmuş olması insanların onu örnek almasını kolaylaştırmıştır sevgili öğrenciler. Cevabımız A olacak. Dokuzuncu sorumuz: yukarıda verilen ayete göre peygamberimizin bizden insan olarak tek farkı nedir? De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım, fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizin bizden insan olarak tek farkı nedir? Cevabımız A şıkkı, Allah'tan vahiy alması. 10. sorumuz: peygamberimizin bu sözleri onun hangi insani yönünü ön plana çıkarmıştır? Göz yaşarır, yürek sızlar, ancak biz Rabbimizin hoşuna gitmeyen bir söz söylemeyiz. Bil ki ey İbrahim, senin ayrılığına dayanamıyoruz.
Evet, Efendimiz evladı İbrahim vefat ettiğinde bu sözleri söylemiştir. Bu da Efendimizin merhametli olduğunu göstermekte sevgili öğrenciler. 11. sorumuz. Bir yolculuk esnasında Peygamberimiz ashabtan uzaklaşınca sahabeler iki yavrusu olan küçük bir kaya kuşu görmüşler ve kuşun yavrularını almışlardı. Anne kuş yavrularını kurtarmak için çırpındığı sırada Peygamberimiz yanlarına gelerek, "Kim aldı bu kuşun yavrularını? Kim acı çektiriyor ona? Hemen verin yavrularını," buyurmuştur. Anlatılan olayda Peygamberimizin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Tabii ki merhametli olması ön plana çıkmakta. Peygamber Efendimiz biliyoruz ki bütün canlılara karşı merhametlidir sevgili öğrenciler. 12. sorumuz. Peygamberimizin Zeyd ile birlikte gittiği Taif şehrinde taşlanması, hakarete uğramasına rağmen onlara beddua etmemesi, "Belki onların çocuklarından inananlar olur," diyerek Cebrail'in helak etme teklifini geri çevirmesi olayını nasıl değerlendirebiliriz? Evet, Peygamber Efendimizin kendisine karşı yapılan eziyetlere karşılık beddua etmeyişi ve onlar için dua etmiş olması Efendimizin bağışlayıcı ve rahmet peygamberi olmasını göstermekte sevgili öğrenciler. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı ile ilgili değildir? Diyor. Şıklara bakıyoruz. Cevabımız doğmadan önce babasını kaybetmesi D olacak. Bu güzel ahlakıyla alakalı değil. Efendimizin ve bütün insanların başına gelebilecek bir durum. 14. sorumuz. Hazreti Ayşe bu sözüyle Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz ve davranışlarını Kur'an'a göre düzenlemişti. Bir gün bir Müslüman gelir ve Hazreti Ayşe'ye Peygamberimizin ahlakını sorar. Onun hakkında bilgi almak ister. Hazreti Ayşe de şu ilginç ve güzel cevabı verir: "Sen hiç Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an idi." Hazreti Ayşe bu sözüyle Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Cevabımız A olacak. Allah'ın emirlerini yaptığını, yasaklarından kaçındığını. Cevap A şıkkı. 15. sorumuz. Yukarıdaki ayette verilmek istenen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz? Yukarıdaki ayette verilmek istenen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şıklarımıza. Cevabımız D olacak. Hazreti Peygamber'in diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur. Evet sevgili öğrenciler, sorularımızı burada bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.